Haftanın gündeminden herkese merhaba. Bu hafta 8-14 Temmuz arasını konuşuyoruz. Yanımda Necip Murat var. Necip, 56. haftaya da geldik. Umarım 256'sı da olur, 456'sı da olur. Evet. İyi içerik üretiyoruz. Kesinlikle. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız mutlaka Facebook hesabınızda, Twitter hesabınızda, LinkedIn hesabınızda paylaşın ki daha çok kişi haberdar olsun. Böyle güzel bir olaydan diyelim. Evet. Necip, şimdi haberlerimize geçmeden önce yine klasik olduğu gibi geçtiğimiz hafta böyle hoşuma giden güzel içeriklerden biraz bahsetmek istiyorum. Instagram'a Necip, bana soru sor özelliği geldi. Sen kullandın mı? Ben kullanmadım ama pazarlama son olarak kullandım. Ben kullandım. Bayağı bir soru geldi. Çok da güzel oldu bence. Yani böyle hani takipçilerinle, seni seven insanlarla, bir anlamda içeriklerine etkileşime giren insanlarla bu denli bir bağ kuruyor olabilmek bence güzel olmuş. Ben beğendim. Güzel de sonuçlarını da aldım. Instagram topluluk yaratmaya çalışıyor. Evet. Instagram artık sadece fotoğrafların beğenildiği, herhangi bir siteye direkt olarak linkin gönderilemediği bile bir mecra iken yavaş yavaş artık Snapchat'leşmeye başlıyor. Evet. Önümüzdeki programlarda hatta belki bir sonraki hafta şunu araştırabilirsin Ahmet. Snapchat, Instagram en son durumda ne olmuş? Snapchat'te geçirilen süreyle, çünkü Instagram sürekli Snapchat'leşmeye çalışıyor. Evet. Snapchat'in biliyorsun kitlesi çok daha düşük, çok daha niş. Evet. Böyle devam ederse Snapchat değerini daha da kaybedip Instagram'ın altında ezilebilir. Evet. Belki onun istatistikleri vardır. Tamam, bir bakayım. Tabii burada amaç etkileşimi artırıyor olabilmek ama dün bir arkadaşımızla da sohbet ediyorduk Necip'le beraber. O şey dedi, yani bugün yarın bu bir peak yapacak. Herkes kullanacak. Sonra unutulacak. Bence dedi Instagram çok iyice artık karışık bir platform haline geldi dedi. Yani evet, bazı şeyler modadır. Evet. Ama öyle bir şey yaparsın ki modası hiçbir zaman geçmez. Biz 90'larda bazı müzikler vardı ya. Hiçbir zaman unutamadığımız şeyler. 100 tane şey yaparsın. 95'i modadır. Yaz dizileri vardır mesela. Evet, yazdan sonra gösterilmez. Bunları da öyle düşün. Ama senin o ürünü insanlara uzun vadeli kabul ettirebilmen için mutlaka farklı bir şeyler denemen ve yapman lazım. Şey düşündüm, yani şimdi Instagram tabii platformu çok dinamik tutuyor biz seninle, her iki haftada bir, her hafta bir. Yok Instagram'a şu geldi de Instagram'a bu geldi, şu evet, oldu. Evet. Twitter'da en son hangi güncellemeyi hatırlıyorsun? Twitter'da en son geçtiğimiz hafta güncelleme de değil, Twitter hesaplarının onunla fake hesaplarının kaldırılması onu var. Onu konuşacağız. İşte var yani mı bu böyle hafta gündemimizde? Var. Instagram gibi böyle ilginç bir işte yenilik geldi, dinamiklik geldi vesaire, ben hiç hatırlamıyorum. Yok. Aynen öyle. Facebook'ta keza öyle. Bakma yani. Facebook'ta biraz hareketlenmeler var ama Twitter çok çok tek düze bir platform haline Twitter aldı. Twitter daha hali hazırda reklam modellerini bile tam anlamıyla efektifleştirmiş değil. Çok uzattık. Diğer haberimiz, haberden önceki başlığımız Necip. Koçtaş'tan yaratıcı vida paylaşımı. Biliyorsun Dünya Kupası'nda Hırvatistan finale çıktı. En dikkat çeken oyunculardan biri de Beşiktaşlı Vida'ydı. İşte Koçtaş da Vida'ya özgü bir içerik üretip demiş ki Vida bizde hala 2.29 TL. Bana çok geldi bu içerik paylaşmam noktasında. Ben beğenmedim. Hı hı. Ya bir yaratıcılık yok, tek düze. Yani akıllara ne gelmişse çat diye konulmuş. Ya markadan şu gelmiş. Telefon açılmış şeye, ajansa. Bak Vida ile ilgili bizim acil bir real time içerik üretmemiz lazım. Tamam mı? Oturmuşlar, düşünmüşler. Ya real time, yani gerçek zamanlı pazarlama diyeyim. Gerçek zamanlı pazarlamayı seviyoruz. Takdir ediyoruz. Yaratıcı yapıldığı zaman da burada paylaşıyoruz, yayınlıyoruz. Hikaye konuştuk işte. Gayet güzeldi. Evet, evet ama yani. Bu değil. Bazı şeyleri çok da uzatmamak. Evet, bazı şeylerden değil. Çok da. Yani vidayla o vidayı birleştirip. Hani iğrenç espriler diye bir YouTube'da kanal var. Tamam mı? O kanala girebilecek bir şey olmuş. İnsanlar beğenmişe benziyor Necip. Ya kısmen tabii, burada Beşiktaş'ın da bir etkisi ya, var. Ya beğenir. 7000 RT 21'de beğeni almıştı. Yok, en son. 7000 RT'yi neden alıyor? Beşiktaş'tan. Reklam çıkıyorsun abicim. Ya, reklam tamam çıkıyorsun. Da. Mesela geçtiğimiz gün, bak onu da belki bu ara ben. Migros mu diyeceksin? Migros, evet. Migros'la ilgili şey oldu. Sahte takipçileri var, sahte etkileşim yapıyorlar. Yok. Ondan sonra insanlar paylaştı. Bizim ülkede bir şeyler eleştirmek o kadar kolay ki. Halbuki şeyi bilmiyorlar. Migros'un bir platformu var. Ve o platforma özellikle ev hanımları veya yemekle uğraşanlar, hı hı, tam
detayını çok net bir şekilde bilmiyorum ama bu platformun olduğunu biliyorum. Ve bu platformdaki insanlar sosyal medya ile çeşitli puanlar alıyorlar. Hmm. Örneğin Twitter'da RT ettin 7 puan alıyorsun. Hmm. Bir paylaşımı beğendin 5 puan alıyorsun. Yorum yaptın. Yani Migros'un sosyal medya elçileri aslında bunlar. Anladım. Ama birçoğu ev hanımı olduğu için Twitter profillerinde fotoğraf yok. Twitter profillerinde fotoğraf olmadığını görüyor sosyal medya uzmanı. Orada Twitter'da bunu eleştiren sosyal medya uzmanları. Bunu görüyor ve diyor ki Migros sahte takipçi satın almış. Migros şunu yapmış, Migros bunu yapmış. Halbuki biraz araştırsa baksa Migros'un sahte takipçi almadığını veya varsa da artık çok az olduğunu görebilecek. Evet. Bir diğer başlığımız Apple Türkiye iPhone, MacBook ve Apple Watch modellerine de zam yaptı. Necip, bizim saatler 2000 lira oldu ya. Şaka gibi. Kaç yani almıştık Ahmetciğim? Biz 1500 liraya aldık. Oldu sana 2000 lira. Ben şu işte ne kadar oldu bunu alalı? İşte 6 ay oldu. Ocak'ta aldık. Ocak'ta olmadı işte. Ya ben şu an bak yaklaşık 1,5 yıl önce iPhone 7 Plus aldım. Şu an daha pahalı ya. Böyle bir şey var mı? Ya şu an ikinci elini satsan muhtemelen aynı parayla alırsın. Çok ilginç ya. iPhone 10'da 7500 TL oldu Necip. Ben bu aralar bir MacBook şu makineyi aldığım zaman 11.000 TL idi. Bak aradan bir yıl geçti. Şu an 14-15 bin TL'den aşağı kesinlikle değil. Tabii şey yenilendi. Şimdi işlemcisi yenilendi. Altı çekirdekli işlemci geldi vesaire bilmem ne. Okey. Ama yani Necip günün sonunda bir bilgisayar 15 bin lira olmamalı ya. Asgari ücretin 10 katı ya. Evet. Ya çok çılgınlık düzeyinde artıyor artık fiyatlar. Yetişmek mümkün değil. Apple'ın suçu yok. Apple'ın suçu yok asla. Samsung'un da suçu yok. Hiç kimsenin suçu yok. Kur vesaire derken. Suçlu kur. Evet. Tabii. Artık suçlu kimse oradan çıkartın. Necip, ilk haberimize geçiyorum. Twitter her gün 1 milyon hesap siliyor. Mayıs ve Haziran ayları arasında 70 milyon hesabın silindiğini söylemişler. Twitter'ın kurucusu Jack bile 200 bin takipçiyi kaybetmiş. Evet. Amaç tabii Twitter'ı daha güvenli bir platform haline getirmek Necip. Daha doğru, daha verimli bir platform haline getirmek. Türkiye'de nasıl peki Ahmetciğim durumlar? Necip, kendini böyle burada isim vermeyeceğim. Belki sen ekrana koyarsın ama kendini sosyal medya fenomeni olarak, sosyal medya uzmanı, ya, dijital onu pazarlama uzmanı olarak lanse eden insanlar, bunun için kitap yazan insanların böyle biz 1,5 milyona, 2 milyona yakın takipçi kaybettiğini falan görüyoruz. İlginç. En fazla takipçiyi Mehmet Burak Torun isminde bir beyefendi 1 milyon 894 bin. Tanımıyorum. Alaaddin Çağıl diye birisi var burada. Zaman zaman beni takip ediyor, takip bırakıyor. Takip ediyor, takip bırakıyor. Oradan tanıyorum. Doktor Malio diye birisi var. Tanımıyorum. Ya işte. Yani leş hesaplar. Gene leş bir şekilde takipçi kaybetmişler. Neyse, evet. Geçtiğimiz hafta böyle güzel bir infografik gördüm. Bisu yayınlamış. Bisu Türkiye'nin su tercihlerini açıklamış. Burada işte ilginç veriler var. Evde su siparişini ağırlıklı olarak erkekler vermiş. En çok tercih edilen ürün ise damacana olmuş. %62 erkekler veriyormuş. %38 kadınlar. Şimdi sen istatistikleri açıkla. Benim çok kısa bir sitem olacak. Bisu yetkilileri de izliyorsa benimle buradan iletişime geçsinler. Buradan Bisu yetkililerine sesleniyorum. Yok, benimle iletişime geçsinler. Ben şimdi bir tüketici deneyimimi açıklayacağım. Sen hızlıca bir açıkla. Şimdi mesela bozuk para bulundurmak yerine online ödeme tercih ediliyormuş. %65 ile. En çok sipariş verilen gün pazartesi, ikinci ise cumartesi. 9'da 11 en yoğunken bir de 17'de 19 varmış. Randevulu sipariş beyaz yakalının vazgeçilmeziymiş. En çok sipariş verilen markalarda pet damacana ise Saka Su, Hayat Su ve Sırma geliyor. Camda ise Sırma, Hayat ve Pınar Su gelenecek. Ben kullanmıyorum. Şimdi ben teknolojiye çok yatkın bir insanım. Geek bir insanım biliyorsun. Ama bilmiyorum, bir suyu kullanmıyorum nedense. Ben biraz daha şeyim, arıyorum. Abi bize bir elmacık suyu lazım diyorum. 15 dakika sonra getiriyorlar. Şimdi şöyle toparlayayım. Daha doğrusu bir anımı anlatayım. Geçen hafta biliyorsun ben taşındım. Eski evden yeni eve geçtik. Bir suyu kullanıyoruz biz. Eşim bir suyun siparişlerini veriyor. Verdi Hayat Su'dan. Neyse aradan yarım saat geçti. Hop telefon. Bir sudan veriyor ve Hayat Su'dan. Hayat Su markasını veriyor. Evet. Hop telefon. Ya hanımefendi işte siparişini aldık. Çok teşekkürler. Birazdan getiriyoruz. Biz de size bir üye numarası verelim. Bir de telefon numarası verelim. Bundan sonra buradan arayın. Bir suyu direkt olarak saf dışı bırakıyor. Çok kötü bir şey. Neden biliyor musun Ahmet? Bir su senin pazarını genişletiyor. Ya evet. Bu
bir laf vardır ya, ekmek yediğin kaba pislemek kavramı. Sen senin pazarını genişleten markayı bir bakıma saf dışı bırakıyorsun ve gel bana telefon et diyorsun. Bir sunumundan haberi yok. Yoktur tabii, nerede muhtemelen olacak? Böyle böyle. Aslında bir sunuşunu görmesi lazım. Bunu sadece bize diyorsa muhtemelen eve gittikleri çoğu müşteriye diyorlardır. Ve şöyle oluyordur muhtemelen. Yani daha az para alıyordur. Daha az para almıyor ama o komisyonu bir suya vermiyor. Evet. Tamam mı? Daha az para almıyor. Olay şu. Oradaki hanımefendiler, beyefendiler diyorlar ki eve geldiklerinde evdeki konaklayan ahali diyor ki çok teşekkür ederiz, bundan sonra öyle verelim. Kim bilir kaç tane kişiyi bir sudan alıp kendilerine çektiler. Ya, bunlar çok sığ bakış açıları işte. Aynı Necip zamanda, yani günü kurtaran, işte sen diyorsun ya çok doğru bu, yani günü kurtaran çözümler bunlar. Genele bakıldığı zaman yani senin iş hacmini artırıyor. Senin daha çok fazla kişi tarafından görülmeni Ahmetciğim, sağlıyor. Bu günü kurtaran bir çözüm değil. Bu ahlaksızlıktır. Ya, evet. Aynı zamanda armut.com taşındık. Orayı da saf dışı bırakmak isteyen çok şey var. Bence mutlaka, bak adam ne güzel bir teknolojik platform oluşturmuş. Armut.com, Bisu. Bunlar hep değerli markalar. Kesinlikle. Ve büyümesi gereken markalar. Kesinlikle. Ama oradaki bizim küçük insanımızın küçük aklı vasıtasıyla belki de bundan sonra eğer biz mesela kansaydık direkt telefonla arayacaktık. Evet. Buyur. Necip'ciğim, üçüncü haberimize geçiyorum. Online tatil pazarı büyümüş. Burada ilginç veriler var. O yüzden bu haberi gündemimize alalım istedim. TOB'un e-ticaret meclisi üyesi ve işte TigiMax e-ticaret sistemleri kurucusu Cenk Çiğdemli, Türkiye'deki e-ticaret ekosistemi noktasında ilginç bilgiler vermiş. Ne paylaşmış? Mesela pazarı kadınların büyüttüğünü söylemiş. İnternetten alışveriş yapan her 100 kadından 31'i yılda en az bir kez İnternet üzerinden otel ve seyahat harcaması yapıyor. Sen en son tatile gittiğinde, sen de İzmir'e gittik. İzmir'den önce işte Kaş'a gittik. Sen farklı lokasyonlara gittin. Evet. Sırbistan'a gittin. Yaptın. Bundan önceki 10 tatil alışverişin kaçını böyle bir yeri arayarak yaptın? Bir acenteye gittin. Sıfır. Sıfır değil mi? Benim de öyle. Ya araba kiralamayı bile internet üzerinden yapıyoruz. Çok rahat çünkü. Çok daha uygun fiyatlar veriyorlar. Aylık. Bak bu çok ilginç bir veri Necip. Doğal seleksiyon yaşanıyor. Sen diyorsun ya, sektörde gerçekten bir doğal seleksiyon yaşanıyor. Bu da onu kanıtlıyor. Aylık en az 15 bin ziyaretçisi olan e-ticaret sitelerini baz alarak 2014 ve 2018'i kıyaslamışlar. 2014'te site sayısı 1263 iken bu sayı 2018'de 799'a düşmüş. Son 4 yılda hem internetten hem de fiziksel mağazalardan satış yapan Omnichannel gibi mağazaların sayısı 403'ten 358'e düşmüş. Tatil seyahat sitelerinin sayısı 234'ten 102'ye düşmüş. Sadece online satış yapan mağazaların sayısı hepsi burada gibi 620'den 333'e. Ona rağmen gerilemiş. Online tatil pazarı da %190 büyümüş. Evet. Kârlılar daha çok kârlı olmaya başlamış. Evet. Zararlılarsa kusura bakmayın, ben başka bir işte uğraşıyorum. Çok demiş. Normal. Doğal seleksiyon oluyor. Kalanlar böyle büyüyorlar. Evet. Şu ilginç, son olarak online tatil ve seyahatin e-ticaret pazarındaki payı %35'miş. Aa, evet, bu cidden önemli bir istatistik. Tüm Türkiye'deki e-ticaret pazarının %35'i online tatil ve seyahatten oluşuyor. Google 2017 yılının en çok arananlarını yayınladı Necip burada. Yani işte dizi tarafında Game of Thrones ikinci fi, üçüncü içeride aratılmış. Genel aramalarda her zaman olduğu gibi, her sene olduğu gibi Milli Piyango 2017. Stres çarkı var Necip. YSK var. Artık bitti stres çarkı. Nedir de pestisit ne ya? Nedir? Bilmiyorum hocam. Bak, chia tohumu, pestisit, varlık fonu, başkanlık sistemi, Karacuma. Bak Karacuma da girmiş. Bu sene biliyorsun hani Vestel'inden Hepsi Burada'sına kimler yaptı? Yapmayan marka kalmadı evet, herhalde. Evet. Yine krep var ilk sırada yemek tarifi. Ünlülerde şeye görüyoruz yani vefat Vatan eden. Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker. İbrahim Erkal da keza öyle. Şarkı da burada senin sevdiğin Necip 3. sırada Erik Dalı Gevrek'tir. Ömer Faruk Bostan. Seninki de 2. sırada Ahmetciğim. Sen olsan bari evet. Aleyna Tilki. Mesela ben hiç duymadım bu şarkıyı. Canavar varmış. Derya Ulu kim? 5. sırada. Türkiye'nin en çok arattığı 5. şarkı ve ben hiç duymadım. Hiç. İşte halka inmiyorsun Ahmetciğim. Evet. Kendini hep öyle noktalarda konumluyorsun ki. Son haberimize geçiyorum ve son haberimiz cidden çok güzel Necip. Şimdi burada markalar ve tüketiciler var. Başlığımızın, haberimizin başlığı şu.
markalar sosyal medyada ne paylaşırken kullanıcılar aslında ne görmek istiyor diye. Peki. Sprout Social tarafından 1253 kullanıcı ve 2060 pazarlamacı ile yapılmış bir araştırma. Pazarlamacıların %61'i ya ben öğretebileceğim bir şeyler paylaşayım derken, tüketicilerin %72'si istiyor ki ben indirim göreyim, satışla ilgili şeyler göreyim diyor. %58'i pazarlamacıların ben bir hikaye anlatayım derken, tüketicilerin %60'ı yeni ürünler ve servislerle ilgili bilgi göreyim istiyor. %53'ü pazarlamacıların ben insanları ilham vereyim, insanlara ilham vereyim derken, %59'u da yani bir şeyler öğreteyim, öğreneyim istiyormuş Necip. Evet. Yani burada şu bakış açısı var. Yani biz pazarlamacı olarak kendimizi acaba biraz hayatın gerçeklerinden soyutluyor muyuz? Bir ekosistemin içinde, bir fanusun içindeyiz ve diyoruz ki yani işte ilham vermeliyiz, insanlara bir şeyler öğretmeliyiz, onların hayatına değer katmalıyız diyoruz. Şimdi tüketiciler de diyor ki indirim görem, yeni servisler, hizmetlerden bilgilenem, Allah eğlenem Allah diyor Necip. Öyle bir geyik vardı ya. Şimdi yok, ben o geyiği anlamadım. Bu şeydeki geyiği, ama sana şunu söyleyeyim. 10 Temmuz'da Temel Aksoy'un bir yazısı vardı, okudun mu? Evet, zırvalayan pazarlamacılar. Onu da paylaşalım. Adam şunu söylüyor ya. Bazı pazarlamacılar zırvalıyor diyor. Bunun da arkasında bir takım nedenleri böyle balıt balıt sıralamış. Hı-hı. Demiş ki ya, sosyal medyaya aşırı meraklıdırlar. Bundan sonra alışverişin ve reklamların dijitalde olacağını düşünürler. Herkesin alışverişini internetten yaptığını sanıp aslında elektronik ticaretin toplam ticaret içinde %5'i bile bulmadığından bir haberdirler. Bunun gibi 8-10 tane farklı şey koymuş. Madde. Bir tanesi de senin bu dediğin aslında. Yani evet. Pazarlamacılar işte eğitmek istiyorlar, şunu yapmak istiyorlar, bunu yapmak istiyorlar ama tüketici tamamen farklı düşünüyor. Kanyondan çıkıp Cevahir'e bekliyoruz onları. Ben Twitter hesabımda da bazen buna benzer paylaşımlar yapıyorum ve şunu söylüyorum Necip. Pazarlamacılar kendilerini kalın plaza camlarının arkasından bakarak tüketiciye izole etmesinler. Hayat orada değil. Hayat plaza camlarının arkasından görüldüğü gibi değil. Metrobüse bindiğinde, Etiler'den, Mecidiyeköy'den, şuradan buradan çıkıp Afyon'a gittiğinde, Konya'ya gittiğinde, Kayseri'ye gittiğinde, İzmir'e gittiğinde hayat farklı. İnsanların beklentileri, istekleri, arzuları, kaygıları farklı. O yüzden pazarlamacı eğer gerçekten iyi bir pazarlamacı olmak istiyorsa, içgörü toparlamak istiyorsa o kalın plaza camlarının arkasından çıkıp biraz daha halka karışmalı. Onların isteklerini, beklentilerini, kaygılarını anlamak zorunda. Yani insanların %72 neden bir indirim ya da satışla ilgili bir beklenti içerisinde bir markadan sosyal medyada? Özellikle Türkiye gibi bir yerde bunun oranı çok daha fazla. Buna bakmak zorundalar. Aynen öyle. Var mı beklemek istediğim şey? Yok. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.